Bu akşam Cahit Bey'in günü. Bakalım alışverişi nasıl yapacak? Neler alacaksınız Cahit Bey? Önce markete gideceğim. Ondan sonra alışverişimi orada yapacağım. Sonra da kasap ve manav var sırada. Cahit Bey ilk olarak markete giriyor. Makarna almam lazım. Spagetti düşünüyorum. Üstüne bir de kaşar rendeletirsem konuklarım buna bayılırlar. Oo Cahit Efendi hoş geldin. Hangi rüzgar attı seni buraya böyle ha? Yoksa buna bir sürpriz yapıp da veresiye defterindeki hesabını temizlemeye mi geldin? Yarışmadayım. Bu akşam yemek yapacağım. Konuklarım gelecek, malzeme almaya geldim. Ben de bunu yedim. Yemekteyiz programına katıldın öyle mi? Mahallede katılmayan bir sen kalmıştın. Sen de katıldın tamam oldu. Nasıl ya? Hadi Cahit Efendi hadi. Bak vallahi veresiye defterindeki hesabı temizlemeden sana zırlık vermem. Herkes yok şuna katıldım, yok buna katıldım. Bin bir türlü numara çekiyor. Sen bana bak, yeni numara icat edeceğine önce şu veresiye defterindeki hesabını öde. Çok ciddiyim. Yarışmaya katılıyorum. İnşallah kazanıyorum. Hatta oradan bana para verdiler. Makarnanın parasını ödeyeceğim. Tamam, ben bunları hesabından düşerim. Gerçi yetmez ama. Hay Allah, Cahit Bey'in alışverişi biraz sorunlu geçecek galiba. Market sahibi biraz sinirli. İşte mizaç. Aman, ben de mecbur değilim makarna yapmaya. Şimdi kasaptan azıcık kıyma alabilirsem, güzel bir köfte yoğururum. Konuklarım da bayılırlar. Haydi kasaba. Abi yenmekteyiz programındayız. Bu akşam yemek yapma sırası bende. Ben de köfte yapmak istiyorum. Biraz kıyma rica edeceğim. Bana bak Cahit Efendi. Senden önce 50 kişi bu aynı numarayı yaptı. Borcunu ödemezsen gerçekten bir programa katılacaksın ama bu bir cinayet programı olacak. Sen de ceset olacaksın. Hadi. Osman Efendi gerçekten programdayım. Büyük para kazanacağım. Vallahi de billahi de ödeyeceğim paramla. Yani bu akşam şu köfteyi yapayım. Vallahi bütün paralar gelecek. Şu kıymayı alayım ne olur. Bana bak. Borcunu kapatmadan zırnık vermem. O kadar. Cahit Bey'in işi oldukça zor görünüyor. Bu gidişle hiçbir şey alamayacaksınız Cahit Bey. Evde olanlarla bir şeyler yapacağım. Musluklarınızdan su akmıyor mu Cahit Bey? Evet. Faturayı yatırmayı unutmuşuz. Aşağıdaki caminin çeşmesinden alıyorum suyu. Ne yapalım idare edeceğiz. Başka çare yok. Neler hazırlıyorsunuz konuklarınıza Cahit Bey? Efendim biraz un vardı. Un çorbası bari dedim yapayım. Ama beni meşgul etmeseniz çok memnun olacağım. Çünkü tüp bitmek üzere biterse mahvoldum. Dur bakayım. Belki çorbanız pişmiştir Cahit Bey. Belki pişmiştir bir bakayım. Eğer pişmemişse komşuya giderim. Onların hala tüpü bitmemiş olabilir. Ay vallahi ben çok iyiyim. Emekli maaşlarına zam yapılacak diye duydum. Yok anam yanlış duymuşsun sen. Doğalgazları indiriyorlarmış. Ya tam yemeği pişiriyordum. Tüp bitti. Aman olsun canım. Ben onu çiğ çiğ yerim. Aman mühim olan ekmek. Ekmeğin var mı senin? Yok. Yemeğin tuzu artık az olmuş Cahit abi ne diyin? Bizde tuz kalmamış da. Komşuda alacaktım. Onlar da evde yoktu. Cahit Bey eğer başka bir şey yoksa bundan birazcık daha alacağım. Oh. Oh. Ay kusura bakmayın biraz fazla oldu ama. Ay! Ay hakikaten tuzsuz bu. Ay Cahit Beyciğim benimkini ekmeğin arasına koyun başka bir şey yoksa. Vallahi makarna yapacaktım ama market vermedi. Ay vallahi Cahit Bey birinci falan olamaz. Yaptığı yemek hem tuzsuzdu hem de pişmemişti. Zaten hiç tipim değil. Ay bir veriyorum. Ay sıfır mı versen?
Ay tamam üstüme gelmeyin, 1,5. Benim günüm de, ben pazara gideceğim akşama doğru. Gördüm, bayağı domates artmış. Geç çürük taraflara kalıyor domatesin ama pazarda olsun, önemli değil. Arta kalan taraflarıyla da idare ederiz. Çorbanın adı un çorbası ama içinde un yoktu. Ben sofrasını da hiç beğenmedim zaten. Ne bileyim, insan bir pazara gidip bir çer çöp karıştırıp pazarın çöpünden bir iki yeşillik bir şey bulup koyar sofraya. Ben hiç beğenmedim zaten. Benden kocaman bir 0. Çorbanız bittiyse tatlı ikram edeceğim. Onun birazıyla helva yaptıydım da. Kız çorbandan azıcık alabilir miyim? Mersi. Ay ne olursunuz Cahit Bey, benimkini ekmeğin arasına koyun da birazcık karnım doysun da yok. Ay hiç böyle şey görmedim. Cavit Bey'in getirdiği yemeğin gerek sunuşu olsun, gerek lezzeti olsun, ben gerçekten çok beğendim. Uzun zamandır böyle bir çorba içmemiştim. Açıkçası bayağıdır çorba da içmemiştim ben. Diğer arkadaşların nimete yaptığı saygısızlığı gerçekten efesle kılıyorum. Ve Cavit Bey'e benim verdiğim not bence 8. Elektrik parasını da ödeyememiştim. Ya neyse yani. Ekranlarda Tayland usulü etler, İtalyan usulü salatalar, Pekin usulü ördekler gösterenler bir emeklinin evine girip de onun yemeklerini gösterse belki başımızdakiler Afrika'ya, Arabistan'a milyon dolarlar yardım yapacaklarına kendi vatandaşlarına yardım yaparlar. Ama o da reyting kalmaz tabii.